Herkese günaydın. Nereye gidiyor kız şimdi? Bilmem. Sevgili takipçilerim, yeni bir güne, yeni bir videoya başlamış bulunmaktayız. Bugün böyle kotları giydim. Altıma da leopar botlar. Hayır. İnan sandım, ben seni hiç böyle görmedim. Aşk olsun çocuğum. Yazın kaç kere giydim bu elbiseyi? Kaç? Neyse bakalım, güne başladık bacılar. Şimdi postaneye gitmem lazım. Geri gelen arkadaşlar, paketler var. Bu geri gelen paketler hakkında da bu tete arkadaşlar konuşacağız. Heh, söyle. Söyle. Bir şey söyleyeyim ama. Söyle. Bizim öğretmenimiz. Anahtar nerede lan? Ne? Bizim öğretmenimiz sınıfı şimdi Halloween yaptı. Sizin giyinmeniz lazım mıydı? Nein. Ben hafif sabah oldum. Ömer'in okulunda da öyle. Ya galiba. Nein. Bizim okulumda Halloween sisliyorlar. Ama sadece kostüm giymek. Neyse lazım. Bakalım haydi. Butik'e gittiğimiz zaman butikte bir kısa böyle bir açıklama, bir konuşma yapacağız. Bu arabayı baban bunu mu sürdü dün giderken? Ya. Ben o kadar böyle. Ben diyorum ki ben zaten diyorum geri park etmiştim buradan parktan çıkarken diyorum. Arabayı da bir de bırakmış. Neyse hadi. Gidelim. Evet. Ömer'i bıraktım. Gülşen'i bıraktım. Ömer'i bıraktım. Postaneye uğradım. Paketler vardı. Onları bıraktım. Şimdi bir markete geldim. Türk marketine. Şu kemerimi takayım ya demin. Kemeri gıcık oldum. O nasıl bir gülüş lan öyle? Tövbe estağfurullah. Kötü kadın Müzeyyen. Kemerim çıkarttıydım demin. Sıktıydı beni. Şimdi takayım bugün leopar. Ay teniye sıkıştı biliyorum. Evet. Çocuklar. 2 dakika girelim. Eksiklerimi sadece eksiklerimi almak için kendimi şartlandırdım. Onun dışında hiçbir şey almayacağım. İnşallah diyoruz. Hadi bakalım çıkalım. Şundan alacağım. 2.9'muş küçüğü. Bir de şurada büyüğü var sanki. Onun fiyatına kadar 3.99. Ama onunla o aynı değil. Ay şu şakayık da güzel ha. Ama ben bunu çok beğeniyorum. Çünkü bununla yıkadığım zaman aynı ablam gibi kokuyor. Dilek ablam gibi. Onun kullandığı deterjan. Bingo'nun. Çok güzel. Bir de başka ne? Bu neymiş? Leke uzmanı. Toz al. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Burnumu kaşıdım şöyle. Şurasını burnum kızardı. Palyaço gibi. Neyse dedim. Butiğe geldik. Marketteki işlerimi halledeyim. Butiğe geldim. Şimdi buraya bir geldim. Geri gelen paketler var. Zaten Özge demişti bana abla burada 3 tane paketim var diye. Şimdi ben bana ödeme yapılınca en geç 2 gün içerisinde, normalde aslında hemen ertesi günü, eğer ki çok erken bir saatte hemen ödemesi geldiyse, hatta aynı gün bile 12.30, yani 12'den önce ödeme gelirse ve ben butikteysem o gün bile paketi gönderiyorum. Yani paket bekletmiyorum. Ama bazen mesela o kişi evde olmayınca paket bana geri geliyor. Neden geri geliyor onu da söyleyeyim. Bazen mesela şöyle bir şey geliyor. Bir cümle duyuyorum. Ama normalde benim paketlerim aslında komşuma bırakıyorlar. Evet bırakırlar. Çünkü o gelen benim paketimi de komşuya bırakırlar. Veya mesela paket istasyona bırakırlar. Ama bunlar büyük firma ve büyük şirket oluyor. Ben paketlerimi privat kundu olarak gönderiyorum. Evet, siz online alışveriş yapıyorsunuz ama benim henüz daha DHL'le bir anlaşmam yok. Firma üzerinden gönderim yapmıyorum mesela. Privat kundu olarak göndermiş oluyorum. Yani unutuyorum artık, sorumsuzluk mu dersiniz artık ya da unutkanlık mı dersiniz, ne derseniz deyin. Güzel diyorum. Ama sürekli diyorum ki yani diyorum işte Berlin'i arayayım, ana şeyi, sentraliyi arayıp
işte bir angabot, bir sözleşme falan yapalım diyorum ama hep unutuyorum. Hep araya bir şey giriyor veya unutuyorum. Bu ara zaten farkındasınız, çok da fazla butikte değilim. Çünkü mental olarak evet, yine de kendiliğinden gelen böyle artık hani Stammkunde dediğimiz hani daimi müşterilerde sürekli olarak mesela siparişler geliyor. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Buraya geliyorum, hazırlıyorum, paketleri gönderiyorum, eve geçiyorum. Yani ciddi anlamda şurada oturup video çekip bir şey yapamadım. Yapamıyorum. Yani 1,5-2 aydır kendimi toparlayamıyorum. Yani o enerji, o şey kendi. Evet, enerji kim? Evet, hani motivasyonum full ama bu çalışma şeyime, temposuna bir türlü bir geçiş yapamadım çünkü zor oluyor gerçekten. Yani hani gel burada çekim yap, hem işte Instagram'a yükle, hem WhatsApp'a, işte WhatsApp hattına yükle falan derken mental olarak ona hala böyle bir o şeye geçiş yapamadım. O yüzden benim paketlerim hep geri geliyor bana. Bakın mesela şu an burada 3 tane paket var, geri geldi. Bir tanesi değişim gerçi, 2 tanesi evde bulunmadığı için geri gelmiş. Bana geri geliyorlar ve bunların bana geri gelmesi öyle hemen de olmuyor. Yani bir aradan 15-20 gün falan geçiyor paketin bana gelmesi. Fezişat gönderdiğim halde ulaşmayan da 2 tane paketim var. Yok yani, paketler ortada yok. Aslında onlara bakmaya geldim. Paketin bir tanesi fezişattı. Yani sigortalıydı. Mesela normalde bütün paketlerin üzerine ben paketi verdiğim zaman şöyle isimlerini yazdırıyorum, takip numaraları. Mesela bunlar geçen hafta değil, ondan önceki haftanın paketleri. Hep üzerine yazıyorum kimin hani yazması kolay olsun diye. Ama geçen haftanın paketlerinde maalesef ben vermemiştim ve hiçbir paketin üzerine Aynfah böyle vermişler. Hiçbir paketin üzerine isim yazılmamış. Ben de söylemedim şimdi verdirdiğim kişiye. Üzerine tek tek isimleri yazdırmadım. Şimdi burada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Bir tane de şurada var. 10. 10 tane paket göndermişim. Nerede? Neyse, dur. 10 tane paket. Ve şu an kaybolan bir tane paket var. Yok yani. Hani bana geri mi geliyor, ne oldu hiç bilmiyorum ama takipçi, müşteri dedi ki paket bana gelmedi. Şimdi tek tek bunların Zendungs numaralarından, takip numaralarından şimdi sisteme gireceğim, bakacağım. Bu gittiyse çöp. Bu gittiyse çöp. Yani bir yerinden bir tanesinin de bir şey olmuş olması lazım. Ya bana geri geliyor şu an paket. Ya da bilmiyorum. Gerçekten eskaza komşuya vesaire verildi ve komşu söylemedi. Olabilir yani, niye olmasın? Sonuç olarak insan olarak çiğ sütü emdik yani. Şimdi onları kontrol edeceğim. Ondan sonra sizlere çok güzel bir indirim haberiyle geldim arkadaşlar. Bugünden itibaren, bu videoda zaten ben günübirlik olarak paylaşacağım size. Bugünden itibaren şallarımda müthiş bir indirim yapıyorum. Sadece hafta sonuna kadar geçerli. Sadece ve sadece pazar gününe kadar geçerli. Şöyle şuraya WhatsApp sipariş hattını koyacağım. Bir saniye. Şöyle birkaç tanesini elim alayım. Tamam, şimdi başlayalım. Neymiş? Moda Kaşmir'in 8 euroya olan şallarını, yanlış duymadınız ya da duymayacaksınız şu an. Dehşet bir indirim yapıyorum. Gerçekten büyük bir indirim. Sadece ve sadece pazar gününe kadar 5 euro.
Yanlış duymadınız hocam. Sadece ve sadece 5 euro, 8 euro. Normal fiyatı 8 euro. Şu an artık bu şalların takma aşaması geldi. Bu şallar o kadar güzel duruyor ki bacım, anlatamam size. Hepsi %100 pamuk. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Hepsi %100 pamuk. Asla içinde başka hiçbir şeyin karışımı yok. Şöyle neopamuk, kare koton. Ay çok uyku var. Ay. Ve misto pamuk. Sadece ve sadece pazar gününe kadar 5 euro indirdim. Eşarplarımız zaten 7 euroydu. Eşarplarımız da bir pazar gününe kadar, bunlar da 5 euro olarak kalsın. Pazartesi itibaren bunlar da tekrardan yine 7 euroya çıkacaklar arkadaşlar. Bakın bunlar da böyle kare eşarp. Var ya kumaşı dokusu. Al. Namaz mı kılacağım bacım? Yani ki bunlar dışarıda kullanmalık. Al bak, namaz mı kılacaksın? Al şöyle tuttur. Hiç sevmedim model. Asla kaymaz, terletmez, bunaltmaz. %100 pamuk. %100 bambu eşarp. Tamam mı? Bunlar da 5 euro. Renklerini sormak için, şalların renkleri için de WhatsApp sipariş hattından mesaj atın arkadaşlar. Yoğun bir şekilde WhatsApp sipariş hattına söz bakacağım. Oraya da çok bakamıyorum çünkü telefon hep burada oluyor. İşte ben paket yapmak için buraya geliyorum. Bir iki mesajları cevap veriyorum. Ondan sonra bir daha çıkıyorum. Ondan sonra 3-4 gün daha buraya gelemiyorum. O yüzden WhatsApp'taki mesajlara da çok fazla yoğun bakamadım. Hakkınızı helal edin. Yani mesaj attıysanız ve ben 3-4 gün sonra geri dönüyorsam ne olur bunu böyle şey olarak algılamayın. Telefon hep burada unutuyorum. Çünkü normalde bir kullandığım telefon olmadığı için hiç aklıma gelmiyor. Burada böyle şarjda takılı kalıyor. Şarjda takılı olduğu için de hiç akısı da bitmiyor. Hep mesajlar sürekli böyle geliyor. Öyle. Yani hakkınızı helal edin ama yoğun bir şekilde artık unutmayacağım onu, kendime alacağım yanıma. Ve oradan da mesajlarınıza bakacağım. Şöyle şuraya da oranın telefon numarasını koyuyorum. Tüm Almanya'ya kargo fiyatlarımız 3.99'dan başlıyor. 6.99'da takip numarası, ki artık yani hani eğer tabii ki tutup şimdi bir tane şal aldıysa tabii ki 6.99'a göndermem de, hani o zaman mesela 2.75'e falan gidiyor. Yani şallarda 2.75'ten başlıyor ama sabun vesaire gibilerde gerçekten artık 3.99 falan, hani 1-2 adet dışında olursa 2.75. Avrupa, tüm Avrupa'ya da kargo var arkadaşlar. Zaten çok yoğun bir şekilde Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya ya paket gönderiyorum. Onların paket fiyatları da 13 euro'dan başlıyor. 19.99 ya 13 euro. İşte 2 kiloya kadar olan paketler 13 euro arkadaşlar. 2 kilodan sonraki paketler de 19.90. Geçen sefer böyle bu şekilde de birazcık böyle bir mağduriyetim oldu. Ben zannediyordum ki hani 5 kiloya kadar 13 euro. 4-5 takipçimden o şekilde aldım. Sadece 13 euro aldım ama paketlerine 20 euro verdim. Tabii ki bunu onlardan istemedim ama bilgilendirme amaçlı da kendilerini yanlış anlamayacağı şey, en tatlı dille anlatabileceğim bir şekilde onlara da mesela aktarmıştım. Paketinizde hani sizden 13 euro kargo almıştım ama 19.90 verdim diye. Hani bir sonraki siparişiniz için haberiniz olsun. Çünkü şimdi hani ben bunu kendim ödedim cebimden ama hani bir sonraki siparişim için artık bir de şey oldu. Paketler hani çok büyük oluyor. Ağır olmasa bile büyük oluyor. Neden? Çünkü kışlık ürünler geldi artık ve paketler büyüdüğü zaman da hani 2 kilonun altında da olsa, ki olmuyor yani artık hani ağırlaşıyor da, paketlerin boyları büyüdüğü için ben de oradaki kabaran şey ne diyorum, cep kısmıymış. O yüzden pahalı oluyor. Onu da söylemiş olayım. Bugün böyle full bilgilendirmeli, böyle butikli bir çekim olacak. Hakkınızı helal edin ama artık reklam yapmam lazım bacım. Hemen ya da isterseniz ben size şöyle gösterebilirim. Ekran kaydı da alabilirsiniz. Aynen. Ekran kaydı alarak mesela gösterebilirsiniz. Hemen şöyle birazcık, uzun zamandır burada da butiğin reklamını yapmamıştım. Birazcık da kendi reklamımı yapayım bacım. Birazcık kendi reklamımı yapayım. Aynen şöyle hemen. Şunlar bana ait olan şartlar.
Hemen şöyle eşarpların ve şalların renk seçeneklerini sizlere göstereceğim. Hadi bakalım. Bugünkü kombin nasıl? Yine kendi butiğimde satmış olduğum kotu elbiselerden bir tanesi bendeki 44 beden. Bunlardan da hala olması lazım zannedersem son birkaç adet. Şöyle leopar ayakkabılarımı giydim bugün. Leopar kemerimi taktım. Göbeğim çıktı yine hamile gibi. Ay, göbeğim çıktı ya. Neyse olur, bazı dönemler böyle mide şişkinliğimiz. Genel olarak bence gayet iyiyim. Neyse bakalım. Şu tarz bir kot elbisemiz var. Ama onları WhatsApp'tan takip edebilirsiniz bugün. Full bir şekilde artık ya pazar gününe kadar artık böyle aynı storyleri sürekli paylaşacağım. Bu etekten son bir adet kaldı arkadaşlar. Sabunlarda da çok güzel bir indirim yapacağız. Bunlardan almak isteyenler varsa yine bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Şu dikişli şallardan da bunların da fiyatları mesela bunlar 10 euro normalde, bunları da 8 euroya indiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakabilirsiniz. Renk seçenekleri, son kalan renkler. Bunların fiyatında 10 eurodan 8 euro indirmiş oldum. Bunlar da 8 eurodan 10 euroya inen şal renklerimiz. Ay orada bir karışıklık var. Aynen. Şu misto pamuk son kalan renkler. Bunlar da neopamuk arkadaşlar. Son kalan renkler. Daha sonra sürekli olarak şey için çok yazan oluyor da ben hep unutuyorum. Buraya gelmediğim için. Bunlardan hangi renk kaldı diye. Bunlarda indirim yapamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın çünkü bunlar gerçekten pahalı. Ne bu? Bu ne bacım? Pratik şal. Pratik şallarda fiyat hala 10 euro. Bunlar benim zamlar gelmeden önceki aldığım şallar. Bir sonraki gelen tüm renklerin fiyatları 15 euro olacak. Onu da buradan sizlere bildireyim. Son kalan renklerim. Şöyle vizon var. Krem vizon. Asker yeşil, mint yeşil. Bu da yine mint yeşil. Aynen. Bir de mavi. Yani şu 3 renk kalmış. 1, 2, 3, 4 renk kalmış sadece. Bunlar şimdilik 10 euro. Zamlar gelmeden önce almıştım. Ondan sonra bunlar da zamlanacaklar inşallah diyecektim sevgili Safa maalesef. Şöyle eşarplarımız. Şöyle yapıyorum. Ekran kaydı alıp bana şöyle işaretleyerek gönderebilirsiniz arkadaşlar. Özlem şu rengi, bu rengi istiyorum diye. Bunlar da son kalan renkler, bacikolar. Aynen. Bir de şöyle şu kısım var. Bunlar da 5 euroydu. Bunları da 4 euroya indiriyorum arkadaşlar. İsteyenler varsa bunlar da normal jersey. Jersey karışım var. Bunları da 4 euroya indirime koyuyorum canlarım. Şöyle benim ikili takımlarım var arkadaşlar. Bunlar S beden, M bedenleri de içeride. Onları da hemen göstereceğim. 36, 38, 40 bedende bir bayan veya genç kız, çocuklara bile alınabilir. Mesela benim kızım 12 yaşında ve çok severek giyiyor bunları evde. Yatarken de giyilebilir yani pijama olarak. Gayet güzel, uzun. Kalitesi de güzel. Yani defalarca giydim ben. Şöyle kenarında yırtmaç kısım var. Bir tip böyle uzun, şöyle şuraya kadar. Yani kalça popo kapatıyor. Son kalan renkler ve bunlar bir daha gelmeyecek. Sadece ve sadece 10 euro yerine 8 euro bacım. 10 euroydu. 8 euroya indirdim. Çok güzel indirimlerim var dediğim gibi hafta sonuna kadar. Bunları 8 euro'dan alabilirsiniz. Diğer renklerini birazdan göstereceğim. Bunlar da son kalan ürünleri arkadaşlar. Butiğe artık tamamen full kışlık getireceğim. O yüzden önce bu ürünler çıkması lazım. Şöyle son bir adet uzun böyle hırkamız kaldı. Önü 3 bağcıklı, bağlamalı. Bunun fiyatı sadece ve sadece 15 euro. Şöyle güzel uzun hırkı, tam böyle kışlık hırkalarımız var. Renkleri efsane. Pomfidik pufidik. Teddy kumaş. Bunlar sadece ve sadece 30 euro arkadaşlar. 2 tane yeşil, 2 tane kremi kalmış. Şunlar 38 euroydu. Bakın 35 euro. Son 3 adet kalmış. Şöyle güzel bir yeşilimiz var. Ve 2 tane de vizon rengi var. Bunlar da 35 euro indirimde. Şu tarafa geçelim. M bedenleri var. Yine 40-42. 44 de biraz şey olabilir. Dar olabilir. 40-42 beden. Şöyle son kalan renkler arkadaşlar. Siyah, yeşil,
petrol, şöyle çimen yeşili, lila ve iki çeşit krem var. Sancı ve Sancı 10 euro yerine 8 euro. Bir de şurası da var. Burası da MB'den. Bir de bu renklerimiz var. Şöyle lacivertimsi. Yine bir tane daha siyah var. Bir de şöyle bebe mavisi var. Bunlar da MB'den 10 euro yerine 8 euro. Bu kazaklarımız arkadaşlar 30 euroydu. 30 euro yerine 25 euro indirimde. Bakın. Çok güzeller. Şu kazaklarımız da 20 euroydu. 15 euro. Son 2 adet kaldı. Bunların fiyatları aynı. Bunlar birazcık pahalı. Paris'ten gelen. Evet, burada da uzun elbiselerimiz var. Bunlarda da indirim yapıyorum arkadaşlar. 35 euro yerine 25 euro indirimde canlarım benim. Bakın 25 euro uzun. Çok şık bir elbise. Bunlar da 45 euroydu. Bunları da şu an 35 euroya indiriyorum. Bakın şöyle yandan bağlamalı. 2 tane gri'miz var. 2 tane krem rengimiz var. Bir tane de şöyle kahverengimiz var. Açık cappuccino rengi gibi. Bunları da 35 euro indiriyorum. Bunlar da 30 euroydu. 25 euro indiriyorum canlarım benim. Ama galiba şu gitti. Aynen. O satıldı. Son 2 adet şöyle gri kaldı. 25 euro. Eteklerimizin fiyatları 10 euro. Şu üçlü takımlarımızın fiyatları 60 euro'dan 45'i indirmiştim. 45'ten de 30 euro indiriyorum arkadaşlar. Son adet kaldı. Bunların bedenlerini bana Instagram'dan, WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Bakın şöyle üçlü takım. Üçlü takım 30 euro. Nereden bulacağım bacım? Renklerimiz var mesela şöyle gri. Siyah mesela son bir adet kalmış. Kalıp aşırı geniş kalıp 40 dediğine bakmayın. Gerçekten el beden 44 bedeni, yani 40 bedeni 42-44 beden çok rahatsızlar Almanya bedeniyle. Bir de şöyle lacivertleri var. Eteklerimiz 10 euro. Elbiselerimiz var arkadaşlar. Yani böyle WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Özlem şu elbiseyi beğendim, onun fiyatı ne kadar diye bakın. Şu benim üzerimdeki elbise. Aynen şu elbiselerden şimdi bir tanesi 44 olan değişime mi gidecekti, bu muydu ya da hangisiydi, neyse dur bilmiyorum, bakacağım. Mesajlara bakmam lazım. Böyle bu takımlar var. Gömleklerimiz var. Gömleklerimiz 30 euroydu. 25 euro indirim yapıyorum. Canikler. Bakın. Bunlar da mesela 20 euroydu. 15 eurodan alabilirsiniz. Son adetler. Aynı şekilde şu ikili takımla. Bakın. Son kaldı. 15 euroya alabilirsiniz. Şöyle muselin gömlek var. 20 euroydu. 15 euroya. Aynen. İçliklerimiz var 10 euro arkadaşlar. İçliklerimiz. Pantolonlarımız var. 15 euroydu. 10 euro. Onların 10 euro. 10 euro olarak yine kalsın bunlar. Böyle. WhatsApp şantusumda tek tek bedenlerini paylaşacağım. Aynen. Şu da şimdi değişim için gidecek ürünlerden bir tanesiydi. Aynen böyle canlarım benim. İkili takımlarımız var. Büyük beden ikili takımlarımız, gömleklerimiz. Yani WhatsApp'tan yazın. Çok da fazla bir şey kalmadı bu çıktı. Dediğim gibi bunları artık böyle kaldırıp full böyle kışlıklara geçiş yapasımız var. Yapasım var. Paketlerimi aldım. Bagaja attım. Ondan sonra şimdi az bir eve uğrayacağım. Ya da markete gidelim direkt ya, bilmiyorum. Estağfurullah. Uyku var benim ya. Neyse markete gideyim. Oradan doğru da arkadaşa gideceğim Selcan'a. Türkiye'deydi. Türkiye'den geldiler. Tatilde Türkiye'deydiler. Oy çok uyku var. Arkadaşıma bir çiçek alayım. Elime bir çikolata alayım. Kızcesine de bir çiçek çikolata alayım. Ondan sonra Sara'ya manikür pedikür yaptırmaya gideceğim bacım. Tabii. Bizim minnoş papatyamız pedikürcü, manikürcü, pedikürcü olmuş. Şimdi şu güzel ellerime, prensesime, sarı papatyama manikür pedikür yaptırmaya gideceğim. Haydi hep beraber gidelim. Arkadaşlar ben manikürü pediküre geldim. Sara kuşuma. Ağzını burnunu yerim. Evet, biz hemen pedikürümüze başladık. Şimdi ellerimize masaj yaptık. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Kuruluyor muyuz?
Tamam, çıkarttım. Senin ellerini yerim. Akşam izlersin kendini. Tamam mı? Televizyondan açtır bir de annene. Telefondan bakma, hiç zevkli olma. Güzelliği. Gerçi benim arkadaşım beni zaten televizyondan izliyor. Tamam mı? Ay çok çok merak ettim. Şimdiki ne yapacağız? Tabii önce eller hijyenik olması lazım. Yok öyle kirli kirli paralar ellemişiz. Aa Selcan, masana bir şey sarsaydık kız. Ya dur bak, al şöyle yapayım ben sana. Hangisini yapacaksın? Hadi pedikürcü hanım. Ama önce şey yapmalısın. Aynen, bunu yapmam lazım. Önce silip. Allah'ım yerim seni. Gel, ben bu zamanları atlatalı çok oldu güzel. Şimdi bak. Oh my god. Çok güzel ama ya. Kuruyor muymuş öyle? Aa, kurumuş mu diye bakalım. Bak bakalım. Yani kurumamış. Birazcık. Olsun, böyle de kurur. Gel devam yapalım biz. Çıkarmayacağım ha. Bak ben böyle bunlarla bugün video çekeceğim. Hep yemek yapacağım o tırnaklarla. Aa, şu an tırnak takıyoruz. Şunlar ne? Bunlar ne? Çok güzel oldu. Şunun üstüne yapalım mı? Özge de gelecekmiş sana tırnaklarını yaptırmaya. Bastır. Şunu arayayım. Wow. Wow. Oh, masaj da yapıyor. Bence kurumuş. O şimdi biraz blitz'e gelir, bir şey olmaz ondan. Sara çok güzel oluyor. Bir kere tam böyle uyku moduna geçmişim ben, öğlen uyku moduna. Gülşen de en son gittiğimizde kaç yaşındaydı bilmiyorum ki ben. Yani cenazeleri falan saymazsak. O zaman işte 5-6 yaşında falandı. 5-6 yaşında falan. Anne elini boyayım, anne tırnağımı boyayım demiş. Sen gel benim ayaklarımı komple boya, ayak tırnaklarımı. Ben de hiç dikkat etmedim. Alışveriş merkezine gittik mi? Orada sen ben resim çekerken aynada ayaklarımı gel. Ay resim gibi. Ayağımda bütün renkler. Neyse ki Türkiye'de de. Yani kimse yadırgamaz Türkiye'de başı kapalı tırnakları boyanmış diye. Olabilir. Evet. Hadi bakalım. Öyle onun hesap gibi küçük çocuklarla bütün tırnakları rengarenk boyama şeyi vardır yani. Benim kızım da bugün Halloween gezecekmiş. La ilahe illallah. Nereden çıkıyor bu adetler? Hamdi gezecek de. Gezecek başka yer yok. Bak nasıl güzel, böyle özenli özenli yavaş yavaş yapıyorsun maşallah. Bu pilav çok da güzel bir pilav olmuş ama ya. Kalp. Ya da yıldız. Şteyan. En aşağıda bak, altta şteyan var. Evet bakın arkadaşlar, bütün ellerimiz bitti. Şimdi hepsini sokuyoruz ve şu an kurutma işlemi yapıyoruz değil mi aşkım? Ama şimdi bunu da açmalıyız. Ooo tamam. Şu alsın diye. Bak çalar gitmesin diye. Tamam o zaman, çok iyi. Hem de masaj oluyor elime. Evet ablalara bakın, şimdi de takma tırnak yapıyoruz.
Harika. Çok güzel. Çok güzel. Bana. Şuraya. He, orada mıymış? Tamam. Çık ele. Bu da buraya. Şimdi o ele yapmayalım. Yok, öyle yapmayalım. Bu yeter böyle. Aa, çok tatlı oldu sana. Evet, şimdi tırnaklarımızı törpülüyoruz. Tabii benden çıkarttı tırnakları, kendisine taktı. Tamam, törpüledik. Kokoş Hanım. Şimdi bu elimizin aynını yapacağız buraya da. Değil mi aşkım? Hadi bakalım. Bunu açmamız gerek şunu. Tamam, ben açayım onu. Ay, o öyle dökülür. Dur, şöyle koyalım. Şey oldu. Tamam, sileriz. Ay, evet. Üstüne koyalım. Şey olabilir bunun. Aa, tamam. Buranın üstüne koyalım. Wow. Wow. Sen neler biliyorsun böyle? Çok tatlı. Şimdi. Tamam, şimdi koyuyorum. Dur bakalım. Nasıl çıkartıyorduk onu? Neyi? Hı, nasıl döndürecek? Hangi renk istiyorum? Pink. Tamam. Sten Sten mi? Herz mi? Herz. Ich möchte ein Herz. Şimdi minnoş parmaklarını yesinler. Ha, öyle miymiş? Wow. Wow. Var mısınız? Ben hem böyle manikür yapıp hadi güle gelmişim, hem de çok güzel kahvaltım hazır. Ay, bir de canım arkadaşım dünden beni çok seviyordu, sütlaç yapmış. Ben bunları hangi birini midemi sığdıracağım bakayım, dur. Bir yandan da diğer elimin manikürüne geçtik. Manikür, manipür. Ay, neydi kız? Manikür. Heh, doğrusunu söyledim, manikür. Çekmeye geldim buraya tatlım. El cihazlarımdan. Ay, beni kıskandı, hemen geldi. Hemen baktım, geliverdi. Yok, şaka yapıyorum. Biz çağırdık. Aa, çağırdık diyor mu tamam. Dedik ki tamam, kıskanma, gel. Evet, arkadaşım bana sütlaç yapmış. Sağ olsun. Allah tek sonu mu yapmış? Evet. Aa, çok kırıldı şu an. Sen şu an... kırıldı. Şöyle hemen Antep fıstığı ve... Ben de bunlar ne için buradaki diye... Thermomix'te hemen şey fındığını da ezdi. Görüyorsun değil mi? Şıpşak 2 saniyede yapıyoruz hemen. Maşallah şıpşak, evet. Hemen. Evet, öyle. Sesi kulağımı tırmaladı. Olsun ama 2 saniyede bitiyor. Evet, arkadaşımdan eve geldim. Temu paketime bakar mısınız? Şurada adresimi kapatayım. Bir bu var, kocaman. Onun adresi Pakistasyon adresiymiş. Bir burası, bir de orası. Neler aldığımı yarınki videomda göreceksiniz. Sırf Temu alışveriş vlogu olacak. Kilise petim. Aa, o kim? Arkadaşım bana Türkiye'den ne getirmiş? Allah'ım, bayıldım, aşık oldum. Çok tatlı, tam benim tarzım. Sen dedi flör dedi spor ayakkabısı falan dedi, böyle seviyorsun ya dedi. O yüzden bunu dedi sana dedi beğenmiştim. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine, kesesine bereket. En sevdiğim karam gurme bitter çikolata.
Bunu da onlara ben alıştırdım, biliyor musunuz? Bitta sevmiyorlardı aslında ama şimdi Özge de, Nurfer de, Selcan da bunun resmen müptelası oldu. Bir de bunu bize Selcan, ilk Selcan'da içmiştik. Sonra Özge de getirmişti. Şimdi Selcan da yine hepimize getirmiş birer paket böyle, sağ olsun, Allah razı olsun. Kesesine bereket arkadaşımın. Çikolataları saklayacağım, kimse yemesin, ben yiyeceğim. Geçen gün de aldım 2 tane. Ben yemeden dün akşam hepsini bitirmişler ama şimdi bunu hemen bir kere sudan geçirip bunda minnoş bir kahve yapmak istiyorum. Bir de Ömer Halis acıkmış. Ona da hemen şöyle güzel bir yumurta omlet ya da mesela ya da makarnalı yumurta yapayım. Yumurtalı makarna yapayım. Heh, diyemedim de. Hadi bakalım, ona hemen şöyle bir yumurtalı makarna yapayım. Sonra ben birazcık oturup dinlenmek istiyorum. Ondan sonra da aşağıya çamaşır atmak için aşağıya gideceğim. Evet, kahvemi yaptım. Hemen şuraya bir makarna attım. Çok tatlı görünüyor bardağım. Şuraya marketten aldıklarımı koydum. Etimi ben de doğrayayım. Çocuk akşam için şey yapalım demişti. Güveç. Tırnaklarıma bakın. Çok minnoş tırnaklarım ya. Şimdi doğrayıp şöyle et güveç yapacağız. Bir kilo et aldım. Vay bacım, bu tırnakları boyalı olanlar nasıl iş yapıyor? Şu an ben elim hiçbir şey sürmeden şöyle iş yapasım var. Bak şöyle tutuyorum, görüyor musun? Aaa, la ilahe illallah. Manikürlü falan olsam zaten hiç yani iş yapamayacağım zar. Şu tarafını atalım. Evet. Sonra başlayalım. Etimizi doğramaya. Kendime yapacağım. Et midem asla da asla almıyor. Seviyorum yani, sevmedim ben değil ama mideme dokunuyor, midem hazır edemiyor. Öğütemiyor yani kırmızı eti. Şöyle iri iri kuşbaşı yapacağım. Turgut böyle seviyor çünkü. Ve onun sevdiği gibi olsun. Eti şimdi güzel zeytinyağı ve sütle marine edeceğim. Akşamda. Hemen şöyle çok az bir şey soteleyip ondan sonra güveçlere vereceğim. Şimdi ön hazırlığını yapayım dedim. Makarnaya hallederken 2 dakika bunu da halledeyim. Temu paketimizde dediğim gibi komple ayrı bir vlog olacak. Yarın inşallah Holly'nin Holly aldığım dolabı falan da kurulumunu yaparım. Ondan sonra Holly artık sonunda bir tamamlamış olacağım. Aksesuarlarımı da bekliyordum zaten. Temu'dan almıştım aksesuarlarımızı. Şu baharat dolabı için o baharatlıklar için şöyle bir raf almıştım şeffaf. Onlar da geldi. Acayip güzel şeyler var, güzel parçalar var. Ve sizin için de %10 herhalde indirim kodum olacak ama onu yarınki vlogda dediğim gibi zaten anlatacağım. Hemen şöyle oturmadan bir aşağıya çamaşır makine atmıştım da deterjanım bittiydi dün. Dün almayı da unuttum. O yüzden çamaşırı yıkayamamıştım. 2 dakika hemen onu da halledelim. Bunun kaşığında. 1 kilo et yeter ev halkına. Eyvah, Ömer tuvalette serenat yapıyor. Manyak uşak. Deli ya. Çatlak bomba. Mikail. Ömer tuvaletten çıkınca Ömer'i az Elif Bey'e çalıştırsana. Tamam, ben şimdi söyleyeceğim ona, dur. Vallahi herkes Kur'an'a geçti, Ömer Halis daha Kur'an'a geçemedi. Tembel. Çık çabuk tuvaletten. Ne? Çabuk. Mikael, senin bugün camin yok mu? Freitag, Samstag. Tamam.
Çocuğum gençlik kollarına girmiş. Allah'ım, 3 günden beri havalarda uçuyor. İGMG çocuğu şey gençlik kollarındayım diye. Geçen arkadaş soruyor, Özlem Mikail'i siz mi öğretiyorsunuz öyle? Dedim yok, başarım nerede? Dedim yok. Çocuğun kendi içinden geliyor. Bizle hiçbir alakası yok. Siz alakasının olmadığı ortada değil mi dedim. Allah'ım. Çoluğumuzu çocuğumuzu, bizi, annemizi, babamızı, kardeşimizi, eşimizi doğru yoldan ayırmasın. Gene de çok iyiyiz. Hamdolsun. Yani Türkiye'ye bakıyorum. Gerçekten Türkiye'nin gençliği çok vahim durumda. Yani sokak röportajlarını dinliyorum. Herkes ateist, herkes deist, herkes satanist. Vallahi bir Müslümanım diyen de zor, yemin ederim. İnsan üzülüyor. Müslüman bir ülkede çıkıp gençlerinin ben Müslüman değilim, Hristiyanlığı seçtim demesi çok üzücü bir şey. Rabbim doğru yoldan ayırmasın çoluğumuzu çocuğumuzu. Gerçekten çok zor bir dönemdeyiz. Ve ben yurt dışında olarak, yurt dışında yaşayan insanları Türkiye'deki insanlardan çok daha bilinçli, çok daha imanlı görüyorum. Gerçekten yani bilmiyorum. Eleştiri amaçlı değil ama üzülüyorum yani. Bir boy abdestini soruyor. Ben hiç hayatımda boy abdesti almadım ki diyor. La ilahe illallah. Yani boy abdesti almak için evli olmana gerek yok ki. Genç bir kıza soruyorlar mesela, başı kapalı. Ben hiç gusül almadım diyor. Hiç gerek duymadım. Bir de böyle kikir kikir. Sanki o şey sadece şeyde alınıyor. Tövbe estağfurullah. Sanki bunun başka halleri yok yani. Allah'ın kitabı bilen zaten yok. Ay. Neyse. Öyle. Öyle işte. Mikael ve Ömer de yumurta istemediler. Sadece tereyağı istediler. Tamam dedim. Siz bilirsiniz. Benim işime gelir. Makarna hazır. Eti de şu şekilde, zeytinyağı, süt ve sarımsak. Böyle yaptım. Bunu şimdi kapağını kapatacağım ve buzdolabına koyacağım. Çok tatlı. Evet, şöyle dolabı da açalım. Evet, acaba bunu nereye koysak? Dur şuradan salatamı alayım. Akşam çok yapmışım, yarısını ayırdıydım. Onu şuraya koyayım. Eti de şöyle şuraya koyalım. Ömer Haris, çık artık tuvaletten. Hadi, makarna hazır. Başka türlü çıkmayacak. Sonra marketten de tuvalet kağıdı aldım. Yumurta, doğal maden suyu. Renkliler için bingo. Bir de şöyle ultra beyazlar için bingo. Bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici ve yumuşatıcı. Ha? Var. Evet, mutfağa geldik. Oo, iyice kızdı. Bakın sütü çekti. Et sütü çekti. Şimdi hemen az bir tereyağı ekleyeceğim tencereme. Şöyle. Kızmış. Ondan sonra hemen etlerimi de ekleyeceğim bakalım. Evet, şöyle. Oğlanlarınkine koymadım. Gülşen'e yapmadım çünkü Gülşen birazdan gidecek arkadaşlarıyla. Ejnebilerle birlikte gezecek. Gezecek. Yani onun gezdiği kişileri ecnebi demedim şu an bu arada. Hani şey, Hristiyan adeti ya, Halloween. Halloween'e gezdik. Şimdi ona bir makyaj yaptım. Yaptığım makyajı da size göstereyim. Bacım, yine kendime mütevazı olamayacağım yani.
Gene böyle birileri kuduracak, ben kendimi övdüğüm için, ama yani makyajla da bir güzelsin be kadın dermişim. Neyse şaka yapıyorum. Hadi bunları fırlatalım. Kendime yapmadım bu arada. Ben salata yiyeceğim. Evet, yemeğimiz hazır. Kendime şöyle iki tane yumurta haşladım. Azıcık şöyle salam da ekledim. Arkadaşlar, protein olarak. Size bir şey söyleyeceğim. Gerçekten korktum valla. Vay ya, ben sandım ki babamın koluna bir sökte sandım, bülken etmiş. Korktum. Yoksa söylerdim ben. Şöyle onların yemekleri. Bu da benim yemeğim. Bize afiyet olsun. Evet, güzel papatyalarım benim. Benden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Sara kuşum için güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Benden bizden bugünlük bu kadar. Yarın burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.